Evet sayın seyirciler, bugün Kamu Der Genel Başkanı Sayın Cevdet Başdoğu Bey ile birlikteyiz. Bize Kamu Der'i anlatacak, Kamu Der'in yaptıklarını anlatacak ve gündemdeki konularla ilgili bize bilgiler verecek. Evet sayın genel başkan, nasılsınız, iyi misiniz ilk öncelikle? Bize Kamu Der'den başlarsak, Kamu Der ne yapar, ne eder, gündemle ilgili çalışmalarınızı, bilgilerinizi bize verir misiniz? Sayın Yavuz, çok teşekkür ederim. Dolayısıyla Kanal 68, Siyaset Kanal ve Akdeniz TV'ye de teşekkür ediyorum kanalın aracınızda. Kamu Der ne iş yapar? Kamu Der 2016 yılında 20 arkadaşımızla birlikte kurduk. Kamu Der 2006 yılında kurarken şu anda o andaki sendikacıların çoğu da ne gereği var? O kadar sendikalar var. Kamu Der'i neden kurdunuz? Ne gereği var diyenler şimdi Kamu Der çatısı altında hizmetlerini devam ediyorlar ve bize destek vermektedirler. Kamu Der, Kamu Der'in açılımı Kamu Görevleri ve Çalışanlar Derneği'dir. Kamu Der, işçi, memur, emeklilerden oluşmaktadır. 18'in yaşını dolduran herkes, her vatandaş Kamu Der'e üye olabilir. Türkiye'de bu şeffaf tüzüğü hazırlayan ilk defa Kamu Der olmuştur. Baktığınız sivil toplum kuruluşlara baktığımızda efendim Ülke Ocakları Derneği, Teknik Ülkücüler Derneği, Ak Gençlik ve buna benzer Milliyetçi Gençlik gibi dernekler bulunmaktadır. Türkiye'de 150 bin yakın dernekler var. Ama Türkiye'de kucaklayıcı, tüzüğü bakımından şeffaf tüzüğü hazırlayan kucaklayıcı, birleştirici, barıştırıcı bir sivil toplum kuruluşu Kamu Der'dir. Onun için emekli üye olabiliyor, çalışan olabiliyor, memur olabiliyor, serbest meslek yapıp üye olabiliyor. Onun için biz ismi Kamu Der olduk ve sloganlarımızdan da anlaşıldığı üzere adımız Kamu Der, soyadımız Türkiye. Çok güzel. Biz Türkiye'yi seviyoruz, insanları seviyoruz. Kamu Der'in inancında, felsefesinde siyaset yapmak elbette her insanın özünde vardır siyaset ama siyaseti Kamu Der'e bulaştırmadan ülkeye hizmet etmektir. Türkiye'de sivil toplum kuruluşu olarak benden başka diyen tahmin etmiyorum. Televizyonlarda da söylüyorum. Sizin 68 kanal, Siyaset Kanalı Vaktiniz TV aracı da söylüyorum. Kamu Der başkanı olarak ne kadar CHP'liysem o kadar da AK Partiliyim. Ne kadar AK Partiliysem o kadar da MHP'liyim. Şimdi bütün siyasi partilerle eşit mesafedeyiz. Biz görevimizi yapıyoruz. İktidar olsun, muhalefet olsun, kim olursa olsun en güzel şeyleri yapanları alkışlıyoruz. Yapmayanları da karşısında dikiyoruz. Bizim inancımız budur. Biz Kamu Der olarak hiçbir sivil toplum kuruluşundan, hiçbir siyasi partiden, hiçbir legal örgütlerden talimat almadık, almayız, alamayacaklar da. Biz kendi hür vicdanımızla, irademizle hareket ediyoruz. Vatanımızı, ülkemizi seviyoruz. Efendim bana soruyorlar, siz hangi partilisiniz? Ya o sivil toplum kuruluşlarının partisi olur mu? Olur mu? Olursak kusura bakmayın, %3'lük emekliye, çalışanların %3'lük zama evet demek zorunda kalırsınız. Onun için biz hiçbir siyasi partinin arka ve ön bahçesi değiliz. Yolumuz da bellidir. Laik cumhuriyeti savunuyoruz. Cumhuriyeti savunuyoruz. Atatürk ülke ve inkılaplarını benimsiyoruz. Benimsemeye devam edeceğiz. Ama Kamu Der olarak da her yerde de söylüyoruz. Biz Kamu Derli olarak fanatik değiliz. Gerek sağda gelsin, gerek solda gelsin. Terörün karşısında dikilen, terörün yöneten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Terörün din imanı yoktur diyorum. Gerek sağda gelsin, gelsin solda gelsin. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar çok önemli şartları haz ediyor. Çünkü birlik veren bir ihtiyacımız var. Çok samimi söylüyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam ateş çemberinin tam ortasındayız Türkiye. Orta Doğu'nun. Etrafımızda hainlerle doludur. İçimizde hainlerle doludur. Bunları Türkiye temizlemek zorundadır. Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız diş politikalarını tekrar gözden geçirmelerini
temenni ediyorum. Çok güzel. Benim görüşüm budur. Bir de bu konularla ilgili tabii emeklilerimizin durumu işler acısıdır. Yani ben kendimden örnek vereyim. 30 yıl devlette müdürlük yaptım. Uzman kadrosunda emekli oldum. Aldığım 1800 lira ücret. Bu 1800 lira Kızılay'da bir ev kirası değil. Ben bunu sevgili başbakanım, benim eski Ulaştırma Bakanım olan Sayın Başbakanım Binali Yıldırım'a burada aracını sesleniyoruz. Emeklilerin sorunlarına çözüm noktasına bir adım atılsın ve emekli maaşları gözden geçilsin diye düşünüyorum. Gerçekten de emeklilerin durumu içler acısıdır. Çalışanlar parça pörçük olmuş. Kamu çalışanlarının 2007 yılında hükümetin güzel bir adım attığını inanıyorum. Sayın Başbakanımızdan duydum basında. 2017 yılında kamu çalışanlarıyla ilgili bir sistem geliştireceklerdir. Bence çok iyi olur. Kamu görevi yapacaklardır. Devletin memurları hepsi bir statüden bulunacaktır. B sözleşmemiz, C sözleşmemiz, 4 cezliler bunların hepsini kaldırılması gerekiyor. Bence. Şimdi baktığında 5-6 tane branşta sözleşme, memur sözleşmeleri var. A sözleşmeleri var, B sözleşmeleri var, 4 cezliler var, B sözleşmeler var, yok standart dışı sözleşmeler var. Bunlar yazıktır. Eşit işe eşit ücret. Politikası uygulanmalıdır. Bu 657 sayılı devlet namında kanunları tekrar gözden geçirmeli. Gözden geçirirken de eli hür vicdanı hür sivil toplum kuruluşlarla bir araya getirilmeli. Bu sivil toplum kuruluşlarının tarafsız sivil toplum kuruluşlarının hükümet görüşlerine başvurmalıdır diye düşünüyorum. Niye tarafsız diyorum? Tarafsız olursa eli vicdan sivil toplum kuruluşu olursa gerçekleri anlatırlar. Başlığını emredersiniz yok. Fikrimi söylemek zorundayız. En güzelini söyleriz. İşine gelirse ilgilenir diye çalıştırırlar. İşine gelmez. İşine gelmez ama söylenmez. Sayın Yavuz. İkincisi de bu turizm bölgesiyle ilgili Antalya'lısınız. Biliyorsunuz ben Antalya'ya geldim. Antalya'da temsilcimiz var. Kemer'de var. Konya altında var. Muratpaşa'da var. İl temsilciliklerimiz var. Orada biz bir açılış töreni de yaptık. Antalya'ya geldiğimde Kemer'de kaldık. Turizm gerçekten de büyük bir darbeymiş. Turizm Bakanımıza sesleniyorum. Burada Sayın Başbakanımıza da sesleniyoruz. Sayın Başbakanım, sizler de bir gün emekli olacaksınız. Bizim emekli olduğumuz gibi sizler de olacaksınız. Bu emeklilere yılda bir defa mahsus olmak üzere, bir defa değil de yılda 12 gün emekli hakkının tatil ikramiyesi niteliği isim altında bir hak verilmesini talep ediyoruz. Yılda bir emekli ailesini alacak, gidecek, 12 gün emekli olacak Antalya'da ve istediği yerde otel faturasını emekli sandığına ibraz edecek. Ve emekli sandığının anlaşma yaptığı bir otellere gidecek, 12 gün tatilini yapsın. Yapmalarını istiyoruz. Bu da geleceğimiz olan, ülkeye hizmet eden, bekçilikten müdür, genel müdürüne kadar hizmet eden tüm işçi memuru kapsayacak şekilde yaparlarsa çok samimi söylüyorum Türkiye kazanacak. Bunu gerçekleştiren iktidar güçlenecek. Çünkü emeklilerin durumu işler acısıdır. Biraz da evvel de anlattım. Müdür emekli olmuş 1800 lira alıyor. Kızılay'da 2500 lira. Olacak iş mi? Bugünkü şartlara göre nereden bakarsan bakar en az bir emeklinin aylık geliri 3500 lira olması lazım. 3500 lira aşağıya alan bir emekli açlık sınırının altında yaşıyor demektir. Yokluk çekiyor, yoksulluk çekiyor demektir. Doğru mu? Başkanım, Kamuder'in biraz daha Kamuder'i açarsak, Kamuder'in Türkiye'de kaç ilde temsilciliği var? Biraz daha Kamuder'i açarsak bize. Efendim, Kamuder'in Türkiye genelinde 22 ilde temsilcimiz var.
Metropol ilçelerinde sayarsak 33 ilçemiz var. Toplam Türkiye genelinde 55 il ilçede temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Çok ciddi bir örgütlenme sayısı başkanım. Örgütlenmemiz iyi, bildiğiniz gibi de şu kamu dergimiz, bakın şu kamu dergimiz çok ciddi bir dergi. Yırtmaya kalksanız yırtamazsınız. Kaliteli bir dergi. Türkiye genelinde ücretsiz dağıtıyoruz. Hiç kimseden para almadan ücretsiz dağıtıyoruz. Niye? Kamu der ve kamu derin kamu görevlerinin sorunlarını dile getiren bir dergidir. Ben bunu size hediye edeceğim zaten. Bunu ücretsiz dağıtıyoruz. Bu bir. İkincisi Facebook'ta, medyada varız. Facebook'ta var, Twitter'da var. Kamu.org.tr web sayfamız var. Bu dergiyi de çıkartıyoruz. Zaman zaman da sizlerle de buluşuyoruz. Basın toplantıları yapıyoruz. Bizim hak ve taleplerimiz fazladır. 12 maddelik bir şeydir. Her sayımızda diyoruz ki kamudur 65. hükümetimizde 2016 taleplerimiz. Bu taleplerimizi sıralıyoruz. Kamuoyunu paylaşıyoruz. İlgili bakan ve başbakanımıza da gönderiyoruz. Başkanım, kamu derimde geleneksel ödül töreni var. Her yıl düzenlediğiniz. Ondan da bahseder misiniz bizlere? Efendim, kamu der genel iki şey geleneksel haline getiriyor. Bir, kamu der geleneksel ödül törenlerini yapıyor. Bu seneki 2006 yılın 9. geleneksel ödülünü yaptı. O ödül törenlerimizde Antalya'da bir tane belediye başkanımız onu ödül törenimize geldi. Onurlandırdı. Ona ödül verdik. O da Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey'di. 14 tane belediye başkanımız geldi. Muş Belediye Başkanımız, Gaziantep Belediye Başkanımız, Aydın Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Erdemli Belediye Başkanımız, daha isimleri sayamadığımız 15 tane belediye başkanı ve 41 tane ödül dağıtıyoruz. O ödül törenlerimizi de şöyle yapıyoruz. Torpil yok bizde. Facebook'ta yayınlıyoruz. Bu dergide yayınlıyoruz. Diyoruz ki sizler ödeyeceksiniz, biz ödüllendireceğiz. Kimi ödül olarak görüyorsanız bölgelerde bize mail atıyorlar veya Facebook'tan yayın yapıyorlar. Biz onları Ankara'da bir otelde topluyoruz, basın huzurunda ödülleri veriyoruz. Ve bu ödül törenimi Türkiye'de de gerçekten de bir marka olmuş haldedir. Çok güzel bir ses verdi. Ulusal basın dikkati çekiyor. Ulusal basında bana telefon açıyorlar. Sen A Haber'e niye ödül verdin? Sevgili kardeşim, A Haber'e verdim, ödül verdim. Doğru. Anaların ak sütü gibi helal olsun. Niye verdim? Araştırma yaptık. A Kanal kendi dalında kendi seçmenlerinden hitap ettikleri insanlar A Kanal'ı başarı gördü. Ödülü verdik ve genel koordinatör geldi. Ve çok da güzel yer verdi akşam haberlerinde. İkincisi de ulusal kanala verdik. Vatan Partisi yayın organı olan Vatan TV'ye verdik. Pardon, ulusal kanala verdik. Yayın grup başkanı İsmail Hakkı Pekin, kor general. Kendi gelmişti. Ona ödül verdik. Üçüncüsü Türkiye'm TV genel koordinatörüne verdik. TGRT'ye verdik. Dört tane ulusal kanala televizyon ödül verdik. 2017 ödüllerimizi de Allah nasip ederse, Cenab-ı Hak sağ kalsak da nasip ederse 2007'de Nisan ve Mayıs ayında yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden çalışmalarımızı başlatıyoruz. Kime ödül verelim? El altında bir çalışmalarımız var. Sayın Yavuz. Başkanım, bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak düşüncelerinizi alırsak böyle Türkiye'ye, Türkiye kamuoyuna düşüncelerinizi alabilirsek. Ne gibi düşünce? Yani gündemle alakalı temennilerinizi, dileklerinizi. Vallahi Türkiye, biraz evvel de anlattığım gibi gerçekten de Türkiye coğrafi yönünde çok önem arz eden bir ülkeyiz. Büyüyen, gelişen bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten de büyük bir Türk, büyük bir ülkedir. Büyük bir Türkiye, hayalimde büyük Türkiye konuşuyorum ki büyük bir Türkiye'yiz. Çok samimi söylüyorum, içeride ve dışarıda hainlerimiz çok. Bunları baş edeceğiz. Ben diyor tabii, kamu der değil. Devletimiz
hükümetimiz, subayımız, askerimiz, polisimiz tarafından bunlarla, bu hainlerle baş edileceğine inancındayım. Bu dolayısıyla Güneydoğu'da, Türkiye'nin her yerinde canını seve seve ülkesine feda eden kahraman subaylarımız, asubaylarımız, ererbaşlarımız, polisimize, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acı şifalar diliyorum. 15 Temmuz demokrasi meydanlarında koşanlardan bir tanesi de bendim. Tankların önüne ben de koştum. Kamuder de koştu. Fakat biz bunu kimseye mal etmedik, reklam etmedik, etmeyiz de. Çünkü biz görevimizi yaptık. Biz vatandaşlı görev yaptık. Bugün de hainler böyle bir şekilde yaparlarsa biz kamuder olarak yine meydanlara çıkarız, tankların önüne dökeriz diye düşünüyorum. Başkanım, çok teşekkür ederiz bu güzel düşünceler için. Kamuder Genel Başkanı Sayın Cevdet Başduğ ile birlikteydik. Bize gündemle alakalı, kamuder ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kanal Siyaset ve Kanal 68 ailesi olarak. Biz de teşekkür olsun. Beyefendi Sayın Yavuz Baş olmak üzere Kanal 68 Siyaset Kanal ve Akdeniz TV çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun deriz. Teşekkür ettik başkanım. Bunu güzel de olursa 2007'de inşallah kamuder ödülü törenlerinde sizlerle buluşmayı da arzuluyoruz. Çok teşekkür ettik başkanım. Tamam. Güzel düşünceleriniz için. Çok sağ olun. Bir pasta yiyelim. Tamam abiciğim.